Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kare pullu çantamızı çalışacağız. Aslında kare değil, dikdörtgen pullu çantamız. Ben kare diyorum. Yuvarlak pullu çantamızı çalışmıştık, metal kupluyu. Çok sorular geldi bununla ilgili. Acaba kare, işte bu pullu çantalarımız da aynı mı diye. Aynı değil. Bir yerden sonra değişiyor. Ve bunu ben size video çekerek anlatmak istedim, hepinize yardımcı olmak için. Şimdi bu çantamız, bakın şöyle göstereyim. Pullar da kare olduğu için bunu kare yaptım biraz. Yani diğeri gibi bombili yapmadım. Şimdi gerekli malzemelerimiz yine 4 no makreme, 3 no tığımız ve kuplarımız, gümüş. Ben siyah da çok belli olmayacağı için videonun yapılışı size gümüş pullarla yapmak istedim. Şimdi tek tarafını çalışacağım. Zaten diğer videomda yuvarlak olanda dikim aşamasını göstermiştim. Oradan da bakabilirsiniz dikmesine. Ben size şimdi kare çantanın bir tarafını örüp nasıl yapılacağını göstereceğim. Daha sonra dikim işlemlerini ve diğer tarafını siz zaten kendiniz yapabilirsiniz. Dikim aşaması da diğer videomda da vardı. Ona göre sizler yaparsınız. Şimdi metal kuplarımız burada. Başlayalım arkadaşlar. Bir zincir çekerek metal kulpumuzu içinden geçiriyoruz. Buraya bağladık. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Belki daha yeni kanalıma bakan, diğer videoyu görmeyen arkadaşlarımız da olmuştur. Alttan geçirip içeriden çıkartıyoruz ve ikisini birden çekiyoruz. Şu şekilde. Bunu buraya sabitledik. Biraz sıkalım şöyle. Sıkı bir şekilde olsun diye. Biraz altına koyalım ki sesi olmasın arkadaşlar. Şimdi buraya 2 3 32 defa bu sık iğneden yapıyoruz. Şu şekilde bakın. Kimi arkadaşlarımız bizimki neden küçük oldu diyorlar. Aslında yaptıktan sonra bunları tek tek sayıyorlar, 32 tane. Aslında bunun bir tanesini yaparken arkadaşlar bakın, şurada iki tanesi bir tane sayılıyor. Anlatabildim mi? Yani iki tanesi bir, iki, çift çift sayacaksınız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı diyerek. 32 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi yaparken şöyle de sayabiliriz. Tek tek de sayabilirsiniz. Veyahut da şu İlmekleri görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 olmuş. 14, 15, 16. Bu biraz siyah dedi değil mi arkadaşlar? Sizin de gözünüzü yormasın. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. Evet. 32 tane ilmeğimizi kulpumuza yapıyoruz.
Ve burada 1, 2, 3 zincir çekip arkasını döndürüyoruz. Pulumuzu şimdi yerleştirmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi her zaman bu ilmeği çektiğimiz için şu dibindeki burası değil. Bu bunun yerine geçmiş oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Buna yaparsanız her sırada, eğer ki şu hemen dibindekine yaparsanız her sırada çanta artmış olur. Şimdi aynı sayıyı korumak için şimdi burada hemen şuna, buna değil buna, sık iğnenin arasına batıp arka taraftan pulumuzu taktık ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Milisto aldık. Hemen yandaki deliğimize bir trabzan, yandakine ikinci trabzanı yapıp bu şekilde arkadaşlar. Yani aralarda iki tane trabzan olacak. İki seferde çekilen trabzandan olacak. Ve tekrar mil üstümü aldım arkadaşlar. Pulumu alıyorum. Arka taraftan pulu taktım. Çektim. Bir, iki. Gördünüz mü arkadaşlar? Diğer tarafa geçtiğimiz zaman da pulları önden takacağız. Şimdi bir, iki tane tekrar trabzanımızı yapıyoruz. Bir, iki. Sonra pulumuzu yerleştiriyoruz. Bir, iki tanesini aradaki boş trabzanları yaptık ve bir tane pulumuzu milisto alarak arkadan bu şekilde trabzanımızı yaptık. Tekrar iki tane boş sık iğnemizi yapıyoruz. Bir, iki. Çektik. Trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 2 boş trabzanımızı yaptık ve pulumuzu ekliyoruz. Milisto alıyoruz. Evet. Milisto aldık. Pulumuzu bir, iki. Arkadaşlar bu şekilde başa kadar geliyoruz. Şuraya kadar geleceğiz şimdi. Bu çantamız hep artma işlemleri olacak. Kesme olmayacak arkadaşlar. Bir, iki boşluğumu yaptım. Boş trabzanlarımı ve sonuncu yere de pulumu ekleyeceğim arkadaşlar.
şunun hemen dibini, pulumuzu ekledim. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekip geri döndük. Pullarımız, bu pullar uzun olduğu için bunları düzeltmek de biraz zaman, ama sonra geriye yaptığımız zaman hepsi çok güzel düzgün bir şekilde oluyor arkadaşlar. Onun için merak etmeyin. Şimdi şu çok ses oluyor diye rahatsızlık duydum. Sizin de kulaklarınızı tırmalamasın istedim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi üç zincir çektik. Şimdi bu başlarda yapacağımız işlemi ben size şimdi burada söyleyeceğim arkadaşlar. Şurası, şu o delik olan yer, şu zincir çektiğimizin sayısı farz ediyoruz. Çünkü burayı hiçbir zaman batmıyoruz. Şuraya batıyoruz. Bu ilmeğimiz buranın dengi. Yoksa artar demiştik ilk başta da. Şimdi arkadaşlar burası zaten bu değil. Bu. Şurası. Sonra iki tane boşluk yapıp şuraya denk geliyor ya. Yani pullarımız üst üste gelmemek için aralara takmaya gayret edin. Başlarken bunu kontrol ederseniz pullarımız çok güzel bir şekilde balık sırtı gibi durur. Ama aynı pulun üstüne denk getirirseniz pul takmayı, ilk başlarda biraz artırma olacağı için olabilir, ama şu sonlarda da göstereceğim zaten size. Yani pullarımızın üst üste gelmemesine dikkat edin. Üst üste geldiği zaman sıralı bir şekilde duruyor. O da hoş durmuyor, ama balık sırtı gibi aralarda da olursa daha hoş duruyor. Şimdi arkadaşlar 3 zinciri çektik. Buraya takmayacağımız için, şuraya takacağımız için, yani şuraya. Sonra 1 2 tane örüyoruz bakın. Sonra buraya, yani bu ikisinin ortasına denk geliyor. Milistümüzü aldık. Önce pulumuzu geçirdik şöyle. Sonra ilmeğimizi oradan bir iki defa da geçiriyoruz. Trabzanımızı yaptık. Sonra tekrar arada iki trabzan boş örüyoruz. Şu şekilde. Sonra pulumuzu tekrar mil üstü alarak hemen yanındaki sık iğnemizi sabitledik. Bakın şimdi böyle üst üste olmadı. Görüyor musunuz arkadaş? Yani ikisinin ortasında oldu. Bu yuvarlak pullu yaparken de geçerli arkadaşlar. Sakın üst üste denk getirmeyin. Baktınız ki sayımız üst üste geldi. Hemen yanına bir tane boşluk veya bir pul koyup onu dengeleyebilirsiniz. O kadar da belli olmaz. Bu ikinci sıramızda artma eksiltme yok. Düz bir şekilde iki boşluk ile iki trabzanla, pardon, araları iki trabzanla pullarımızı takarak diğer başa kadar gideceğiz arkadaşlar bu sıramızı da.
Sizler de görün diye videoyu kesmiyorum arkadaşlar sona kadar. Bazen video uzun olmasın diye yapıyorum ama bazı yorumlarda bizler seviyoruz izlemeyi diyorlar arkadaşlar. Uzun da olsa fark etmez diyorlar. Bugün böyle çalışalım birlikte. Bir, bakın burada şimdi nasıl denk geldi arkadaşlar. 1, 2, 3 tane öreceğiz. Ve 3. sonuncuyu da pulu buraya takmamız gerekiyor, değil mi? Şu sonuncuya. 2 yaptık boşluğu. Ve milüsü alıp şuraya takıyoruz. Eğer ki bu arkadaş, pardon, önden takacaktık şöyle. Bu dikim yeri olmayacağı için şu çantamızın, şöyle göstereceğim şimdi size. Şuraya denk geldiği için önemli değil. Kenarda da olması daha hoş durur. Fakat bu aşağılarda şuralara aynı şu şekilde denk gelirse arkadaşlar sonuncuya bunu yapmayın. Çünkü bu zaten dikime gireceği için bu çirkin durur. Ve hoş bir görüntü olmuyor orada. Zaten dikilmesi de zor oluyor. 3 tane boşluk olsun. Fark etmez. Zaten bir tanesi dikişe gireceği için. Zaten şurayı da üstten pulla kapatacağımız için hiçbir sorun olmaz. Kenara denk geldiği zaman dikiş yerimizde oraya pul koymamanızı tavsiye ederim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip geri döndük. Böyle. Şimdi bakın arkadaşlar burada şunu zaten yapmıyoruz şunu. Şu deliğimiz nereye geliyor? Bakın tam ikisinin ortasına geliyor. Gördünüz mü? Hemen pulumuzu alıp milüstü alıyoruz diğer taraftan. Hep bu tarafta kalacağı için pullarımız buradan trabzanımızı pulumuzu ekleyerek yapıyoruz. Sonra bir, iki zincir, pardon, iki trabzan yapıyoruz boş. Tekrar pulumuzu ekleyiyoruz. Şimdi bu sırada, üçüncü sıramızda artırma yapacağız arkadaşlar. Artırmayı nasıl yapıyoruz? Bir buradan artırma yapacağız buralardan, bir de şuralardan. Bunu kendiniz istediğiniz yerden arttırabilirsiniz. Ben şimdi ikinci pulu taktıktan sonra iki boşluk, yani iki tane boş trabzanımı yapıyorum. Ve bu trabzanın yanına bir trabzan daha yaptığım zaman bu artmış oluyor zaten. Yani 3 tane olacak hanımlar. Şurası. Sonra pardon, pullarımı takmaya devam edeceğim. Burada bir tane artırma yapmış oldum. Bakın iki tane trabzanımı yaptım. Şimdi pulumu takıyorum. Diğer tarafı da göstereceğim şimdi sizlere arttırmayı, nerede arttıracağımızı. Yani şurada olur, burada olur hiç fark etmez o. Yani iki tane, üçüncü sırada iki tane arttırma yapmış olmamız lazım sadece. Trabzanı yaptık. Şöyle koyalım biraz pullarımızdan. Bir, iki. Tekrar pulumuzu yerleştiriyoruz. Bir, iki,
Şimdi bir, iki tane boş trabzanımızı yaptık. Burada ben bir tane artırmamı yapıyorum hemen. Şöyle. Yani üç tane olacak şu arkadaşlar. İki tane boş trabzan yapıyoruz. Yanına bir tane daha aynı yere sonuncu trabzanın yanına aynı yere trabzan yaptığımızda o zaten artmış oluyor. Sonra pullarımızı takmaya devam ediyoruz. İki trabzanımızı yaptık. Pulumuzu son şu zincir çektiğimizin dibine şuraya milisto alıyoruz. Trabzanımızı yaparak pulumuzu takıyoruz. 3 zincir çekerek geri döndük. Çantamız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi 3. sıramızda bu artırma işleminden 3 tane yapacağız. Birisi burada, şu kenarda, biri ortada, biri diğer kenarda. Az önceki yaptığımız trabzan artırmanın aynısından 3 tane yapacağız. Bu sefer ortaya da yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya bildiğiniz gibi sürekli gösteriyorum ki daha iyi çözebilmeniz için. Buna değil arkadaşlar, şuna batacağımız için hemen pulumuzu takalım. Çünkü bunun tam ortasına da geliyor. Kenardan şöyle birleştirdim. Şimdi iki tane düz, bir, iki tane trabzanımızı yaptık. Şimdi buraya da pulumu takıp iki trabzan yaparsam aynı artırdığım yere denk geleceği için hemen bu artırmayı burada yapacağım. İki tane trabzanımızı yaptık. Artırmamızı yapmak için aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz ve artmış oldu ilmeklerimiz bu şekilde. Şimdi yanına hemen pulumuzu ekliyoruz. Sonra tekrar iki tane trabzanımızı yaptık. Tekrar pulumu ekledim. İki trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın, bu sırada üst üste gelmesin dediğim yerde artırma yaptığımız için pulumuzun üste gelmesi gayet normal. Bu iki sırada önemli değil. Mecbur, çünkü öyle gelmesi lazım. Siz normal şekilde iki boşluğunuzu, boş trabzanınızı ve pulunuzu takmaya devam edin. Şimdi ortada bir artırma daha yapacağız. Evet, şimdi burada artmamı yapalım. Aynı şekilde aynı yere trabzan yapıp bir artış da burada yapıyoruz. Sonra tekrar örerek çantamızı, pulumuzu takarak aralarda iki trabzana devam ediyoruz. Burada da 3 artırma yapmışız arkadaşlar. Buraya denk gelmemesi için hemen şuralarda artırmamızı yapalım. Yani sonuçta istediğiniz yerden yapabilirsiniz dediğim gibi, ama üst üste geldiği zaman orada 3 tane trabzan olduğu için
biraz belli oluyor. Boşluk üst üste gelmemesine dikkat edin. Bakın iki tane trabzanımı yaptım bu kenarda ve bir tane daha aynı yeri batarak artırışımı da yaptım. Sonra pulumu takıyorum. Bakın şimdi burada pulumu taktım arkadaşlar. Ve burada 2 ilmek kaldı. 1 bir de bu yaptığımız zincirin oraya batıyoruz. 2 ilmek. Yaptım. Pul takmayı yerim yok. Şimdi bunu böyle bırakıp 1 2 3 tekrar geri dönüyoruz. Yani akışını bozmuyoruz. Zaten bu pul böyle olduğu zaman, geriye döndüğü zaman bu böyle ters duruyor pullar. Şöyle açtığımız zaman zaten onların üstü kapanacak arkadaşlar. Şimdi şu şekilde oldu çantamız. Şimdi dördüncü sıradayız. Dördüncü sıraya geldiğimizde, pardon, beşinci sıradayız arkadaşlar. Diğer çantamızda beşinci sırada bakın. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. Diğer yuvarlak çantamızda, yuvarlak pullu çantamızın çalışmasında 5. sırada artış yok. Çünkü orada hem kenarlardan artırıp ortadan artırıp keserek gittiğimiz için artış biraz daha azdı. Bunda şimdi kesme olmayacağı için bu çantamızda bakın böyle küçük değil mi? Şimdi 5. sırada 2 tane daha şuralardan artış yapacağız. Şimdi bunu da istediğiniz yerden yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu bakın nasıl ayarlayacağız. Pulumuzu bakın şöyle. Şimdi buraya yapacağım 2 tane boş ve şuraya yaptığım zaman bakın yine aradaki boşluğa pullarımız denk geliyor. Pulumuzu alıyoruz. Milistümüzü aldık. Buraya değil. Buna hiçbir zaman zaten batmıyoruz. Şurası. Ve iki tane trabzanımızı yapıp pulumuzu takmaya normal bir şekilde devam ederken artırmamızı yapacağız. Bakın şurada artırma yapmışım. İki tane belli. Şimdi burada iki trabzan yaptığım zaman üstüne denk gelmiyor zaten. Burada bir artırışımı da yapıyorum. Yani aynı yere iki trabzan yapıp artırışımı yaptım. Sonra pul takmaya devam ediyorum. Bura bizim 5. sıramız arkadaşlar. Biraz yapımı biraz kulptan dolayı zorlaşabilir. Böyle koyunca da olmuyor falan. Ama sonra biraz uzayınca rahatlayacağız arkadaşlar. Beşinci sıramda da aynı şekilde aralara iki tane trabzan yaparak başa kadar geliyoruz. Bak. Şimdi bir tane daha pul ekleyip sonra artırımımızı yapalım. Çok ortadan olmasın. Şimdi buraya iki sık iğnemi yaptıktan sonra şu şekilde bir artmam burada olduğu için ben burada diğer artışımı da yapıyorum. Ve pulumu takarak örmeye devam ediyorum arkadaşlar.
2 tane ördük. Tekrar pulumuzu taktık. Ve buraya da 2 tane trabzanımızı yapıp bu sıramızı da bitirmiş olduk. 3 zincir çekip geri döndük. Bakın arkadaşlar. Şimdi 6. sıradayız. 6. sırada yine 2 artırmamız var. Şuralardan yapalım bu sefer. Buralardan artış yaptık. Şu an burası gerilmemesi için şuradan 2 tane artış yapıp sonra çantamızı düz devam edeceğiz. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu ilkine hemen takıyoruz pulumuzu. 1 2 tane trabzan yapıp diğer boşluğa takıyoruz. Normal 2 tane trabzanımızla bu sıramızı geçiyoruz arkadaşlar. Evet, burada şimdi bakın bu kadar geldim. Şimdi burada aynı yere bir trabzan daha yaparak artışımı tamamladım burada. Şimdi normal pullarımı takarak devam ediyorum. Bir, iki. Şimdi bir pul daha takıp sonra artma işlemimi tekrar yapacağım arkadaşlar. Şuraya pulumu taktım. Bir, iki. Ve burada artışımı aynı yere trabzanı batarak bitirdim. Bakın. Son artışımızı da yaptık. Şimdi başa kadar geliyoruz tekrar arkadaşlar. Artık artma eksiltme yok burada. Şimdi bu videoyu kesmemek için biraz hızlı gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Son sıramızın son pulunu da takıp ve son zincirimizin de trabzanını yapıp 1, 2, 3 zincir çekip bu sıramızı da bitiriyoruz. Yani 6 sıramız bitmiş oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası düz. Yani hiç artma eksilme olmadan. Şimdi şurada 6. sırada şurada artmalar olduğu için bu sıra biraz pullarımız denk gelmeyebilir aralıklara, boşluklara, ama bu sıraya normal geçiyoruz. Bu sıradan sonra pullarımızı balık sırtı gibi olması için aralara denk gelecek şekilde pulları yerleştireceğiz. Şimdi şöyle göstereyim tekrar yine başlangıç yerini. İpimizde düğüm oldu. Şimdi bakın şuraya. Şunun ortasına gelecek değil mi? Yani şuna değil şuna. Buna zaten yapmıyorduk.
Bu şimdi başta bir tane düz ördük. Bakın buranın ortasına gelmesi için başta bir tane düz trabzan örüp ikinciye taktık. Normalde hemen takıyorduk pulumuzu ilk sıradakinde. Ama şimdi denk gelmesi lazım. Yani buna bakmayacaksınız aslında. Yani zaten kendini gösteriyor. Bakın arkadaşlar şöyle duruyor. Bunu da buraya yaparsanız ilk sırasına bu sefer hep üst üste ve hoş durmaz. Çantamız düz olacağı için diğer pullu çanta yuvarlak artmalar, eksilmeler çok olduğu için yuvarlakta pek belli olmuyor. Ama bu kare çantamızda zaten pulumuz biraz dar ince. Bu sefer üst üste gelirse sıralı sıralı hoş durmaz. Şimdi pulumuzu taktık. Bir, iki tane boş trabzanımızı ördük. Şimdi başa kadar aralarda iki trabzanla arkadaşlar pullarımızı takarak diğer başa kadar gidiyoruz. Dümdüz bir şekilde 7. sıradayız. Artık aşağıda çantamız bitene kadar hiç artma eksilme olmadan pullarımızı güzel bir şekilde takarak çantamızı öyle bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sıranın sonunda da göstereceğim tekrar. Kenara iki tane, üç tane boş trabzan gelmiş olabilir. Hiç önemli değil. Neden dersiniz arkadaşlar? Zaten dikişe girecek. Ama pul koyarsanız son ilmeğine olmaz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kapı çaldı. Hiç beklenmedik bir anda. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bir, iki boşluk yapıp bakın şimdi sona geldim. İki tane boş geldi. Ve buraya dikişe geleceği için pul takamayacağıma göre bunu da boş yaptım. Ve şuradan göstereyim arkadaşlar. Üç tane trabzan olmuş oldu. Olsun hiç önemli değil. Çünkü üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Normal düz gidiyoruz artık ya. 3 zincir çekip hemen pulumuzu takarsak zaten bu ara, bu boşluk kapanmış olacak. Bakın şimdi 1, 2 tane trabzan yaptım. Bakın nasıl güzel denk geldi. Şimdi tam bunun ortasına da pulumuz denk geldi. Evet arkadaşlar, şimdi pullu çantamızın gösterimi bu kadar. Yani bundan sonrası zaten dümdüz gidiyor. Pullarımızı da daha sonra böyle yapacağız arkadaşlar. Bu pulları ters taktığımız için en sevdiğim yeri de burası oluyor.
pullarımızı düzeltiyoruz. Ve düz bir şekilde, normalde yuvarlak pulluları 16 sıra yapıyordum ama bu uzun olduğu için, biraz daha kare olduğu için güzel dursun diye 17 sırada bitirdim. Bu pullarımızda 17 sıra aynı şekilde ördükten sonra çantamızı dümdüz bitiriyoruz zaten. Ve diğer çantamızdaki gibi şuradan göstereyim. 1, 2, 3, 4 taneyi bırakıp, şu 4 sırayı bırakıp arkadaşlar, buradan gerisini düz şekilde dikiyoruz. Burası kenar, yani şu kısım olmuş oluyor. Şurası arkadaşlar. 17 sıra yaptıktan sonra çantamızı bu şekilde bitiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Hepinize kolay gelsin. Videomla alakalı da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum.